AK Parti Değerli Ödemiş Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine yeni atanan Ümit Aksu ve ilçe yönetimi bugün Ödemiş Öğretmen Evi'nde bir kahvaltı düzenledi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen şunları söyledi. Ümit Aksu kardeşimiz ilçe başkan yardımcısı olarak basından ve tanıtım medya ile partimizin iletişimiyle ilgili gerekli birim başkan yardımcılığına getirilmiş bulunmaktadır. Bizler de dün bildiğiniz gibi 27 Mayıs şehit lider Adnan Menderes'in rahmetle minnetle anıyoruz. Demokrasimize vurulmuş ağır bir darbenin ve ülkemize hizmet etmiş şehit merhum başbakanımız da Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler 4 yılımızı tamamladık ilçe yönetimi olarak, ilçe teşkilatı olarak. Bu 4 yıl içinde Ödemişimize bir sağlık bilimleri fakültesi kazandırdık. Okul öncesi bölümümüz var ve yaşlı bakım bölümü var açık şu anda. Bunlar öğrenci alımlarına devam ediyorlar. İnşallah bu senenin Eylül ayında da yaşlı bakım evinden sonra dil terapi bölümünün Ödemiş'te açılmasını planlıyoruz. Biliyorsunuz şu an en gözde mesleklerden biri üniversiteler dil terapi bölümü. Yani sağlık bilimleri fakültesi inanın Ödemiş'te tam faaliyete geçtiğinde 4000 öğrencinin Ödemiş'imizde okuyacağı ve sağlık turizminin Ödemiş'te canlandıracağı bir fakülte. Bunun yanında 3 tane okulumuzun tadilatı bitti. Okullarımız kendi yerlerine yerleşti. Öğrencilerimiz de yenilenmiş, güçlendirilmiş yeni binalarında öğrenim hayatına devam etmekteler. Zafer Mahallesi'ne yaptığımız kolej statüsündeki okulumuz inşallah Eylül ayında öğrenci alıp hizmetlerine devam edecek. Çevre yoluyla ilgili en kısa sürede firma tekrar makinelerini ve şeylerini getirip gene bu yıl sonuna kadar bitirmeye çalışacaklarını Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan Başkanımız Bakan Bey ile görüştü. İnşallah hızlandırıp en kısa zamanda da Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan ilçemizi ziyaret edip bununla ilgili de bilgilendirme yapacak. Bunun yanında Sosyal Hizmetler Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün taşındı biliyorsunuz. Eski istasyon mevki dediğimiz yerdeki tren önüne yeni binasına kavuştu. Hizmet vermeye orada devam etmekte. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz inşaatının bitmesi yakınlaştı. İnşallah en kısa sürede de o da 9 aile birliği, aile hekimliği birimiyle ve yenilenmiş binasıyla tekrar İlçe Sağlık Müdürlüğümüz hizmetini eski kaldığı yerden devam edecek. Diş hastanemizle ilgili biliyorsunuz bu hastane eski hastanemizin olduğu bölümde imar değişikliği yapılması gerekiyordu. Gecikmeler oldu. Biz mevcut hastanemizin bahçesini ek bina 2023 yatırım planını içine aldırdığımız bir diş polikliniğini taşıyabileceğimiz bir yer vardı. Tabii ki depremden sonra bu yatırım girdi ama hala yatırım planında. Biz bu en kısa sürede inşallah bu yıl olmasa seneye Ödemişimizi bu inşaatının başlatmasıyla ilgili girişimlerimizi yaptık. Geçen hafta dediğim gibi 15 gün önce Ankara'dayken bununla ilgili de görüşmelerimizi yaptık. Onunla ilgili en kısa sürede neticelendirmiş şeyi vereceğiz. Bunun yanında tabii ben söyleyeyim stadyumla ilgili bir sorunumuz var şu anda. Ve Ödemiş'te kullanılmayan 4-5 yıldır bir gençlerimizin eğitim alanı bir yüzme havuzumuz yok. Belediyenin yüzme havuzu kapalı. Bununla ilgili de gerek emniyetin kullandığı yüzme havuz gerekse bizim şu anda gençlik merkezinin yanındaki bir yerde yarı olimpik yüzme havuzu girişimimiz vardı. Bunların projeleri bitti, her şeyi bitti. İnşallah onu da en kısa sürede başlamasını sağlayacağız. Bizler hizmetlerimize devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatacağız. Biz 14 Mayıs, 28 Mayıs gerek 31 Mart yerel seçimlerinde değil, 4 yıldır vatandaşımızın pandemide olsun, ekonomik krizlerde olsun, iç halkımızdan kopmadan AK Parti teşkilatı olarak tüm Türkiye'de hizmet etmeye devam ettik. Cumhur İttifakı olarak etmeye de devam edeceğiz.
Biz Ödemiş'i cazibe merkezi yapacağız ki Ödemiş il statüsüne gelsin. 40 ilden büyük nüfusa sahip, 30 ilden büyük kilometre kareye sahip bir ilçeyiz. Biz en iyi tarafın hem ilçe teşkilatı olarak hem bir Ödemişli ferdi olarak hem kardeşim de Ödemiş AK Parti tanıtım medya başkanı olarak inşallah sizlerle beraber yapmayı planlıyor. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olan teşkilatlarız. Bizler sorumluluğumuzu önce yaşadığımız şehir Ödemiş'te Ödemiş'imize hizmet etmek, Ödemiş'imiz için neler yapılabiliriz, bunu yapacağız. Tabii ki Ödemiş'te bize muhalefet görevi verildi. Bu muhalefet görevinde yapıcı ve yapılmayanlar ve vaatlerin en büyük takipçisi şu andaki belediyeyi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'nın takipçisi olacağını sizler aracında sunabiliriz. Evet, vaatlerini de biliyoruz. Ondan önceki vaatlerini de biliyoruz. Biz bunların takipçisi olacağız ama ben tüm Ödemiş'im ve basının da huzurunda şunu diyebilirim. Biz iktidar partisi olarak Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa Turan bizlerden ne talep ederse biz elimizi taşın altına değil gövdemizi koymaya hazırız. Ödemiş için yapılacak her şeyde Ödemiş'in yanında olmaya devam edeceğiz. AK Parti Ödemiş Tanıtım ve Medya Başkanı Ümit Aksu ise şunları kaydetti. Sizlerle hepinizi iletişime geçeceğim, danışacağım. Ödemiş'e baktığınızda dünyadaki 3 ağızdan bir tanesi. Yani tropikal meyveler hariç her şey yetişiyor. Ama lakin yani bunu kaç kişi biliyor? Ya da yani mesela ikinci büyük hayvan pazarına sahibiz. Organik tarıma yatkın en iyi bölgeyiz. Ama vahşi sulamaya hala devam ediyoruz. Mesela en büyük sorunumuz bu. STK'ların ya da bizim en büyük eksik kaldığımız noktalardan bir tanesi. Bursa kestane şekeri ve diğer şeylerle ünlü. Ama en fazla kestane Ödemiş bölgesinden gidiyor. Yani Tire, Bayındır, Kiraz bu bölgeden gidiyor. Niye biz işlemede burada zayıfız ya da tanıtımında? Ya toptan pazarı mantığında baktığınızda Tire ünlü. Nevşehir'den, İstanbul'dan insanlar Tire'ye geliyor toptan malını almaya. Niye Ödemiş de değil? Niye Ödemiş bu konuda eksik ya da yapılmıyor? Tarihsel konuda baktığınızda en büyük eksiklik tanıtımının hiçbir zaman Ödemiş'in yapılamaması ya da bu vizyonda biraz daha genişleyememesi. Yani tamam. Önemli olan Ödemiş'i tanıtmak. Hani burada herkes taşın altına biraz elini koyacak ki yani kalacağız. Herkes başından atmak yerine sadece Ödemiş'i tanıtıp geliştirmek adı altında bir şeyler yapmamız gerekiyor. O da basın ve medya ile oluyor.